Evet, Selma Hanım, mucizevi bir etkisi olan bu yağ hem sürüldüğü yeri onarır, iyileştirir, hem de oral yoldan tüketildiği içmenizi hem içiliyor hem sürülüyor. Hem cilde iyi gelir hem içilirse. Bunda ne kadar içilir? Günde 3-4 defa küçükler çay kaşığı, büyükler tatlı kaşığı içebilir. Daha yarım tatlı kaşığı. Ne yapıyor? Şimdi bağırsakların üstünde böyle incecik bir mukos var, sümüksü bir tabaka. Bu tabaka doğal antibiyotiktir. Bağırsaktaki her türlü mikrobu öldürür. Fakat sürekli yanlış beslenme, ilaç kullanma vesaire vesaire nedeniyle ne oluyor? Kandida buraya yerleşince o da streç folyo gibi bir sümüksüsün gelmesi bir madde üretiyor. Kandidanın üretmiş olduğu sümüksüsün gelmesi yapışkan madde ile mukozanın üretmiş olduğu, yani bağırsak derisinin üretmiş olduğu mukos birbirine benzediği için doktor kolonoskiden baktığında mukos zannediyor kandidayı. O nedenle teşhis edemiyor. İşte ben diyor içiyorum, içimi temizliyor. Muhteşem bir ürün. İçiyor. Ozon yağı içilebilir. Muazzam. Elçin sarı, bacağımda kas kopması olmuştu. Oo. Bacağında kas kopması olmuştu. Bu çok önemli bir yorum. Bacağımda kas kopması olmuştu. Bu çok ağrılı bir süreçti. Aile hekimi dayım, dayısı aile hekimi, İsmail Bey'in yeğeniymiş. Doktor İsmail Yılmazer, Mersin'de. Tavsiyesiyle ozon yağını düzenli her akşam sabah sürdüm. Akşam sabah sürdüm, ağrılar azaldı ve tedavi hızlandı. Maşallah. Ayrıca kaburga çatlağı yaşayan bir yakınımızda ağrıyan yere ozon yağı sürmesini tavsiye ettim. Faydasını gördüğünü, ağrıyı rahatlattığını bildirdi. Ozon yağı muhteşem, içerikli, her evde olması gereken pek çok rahatsızlığa iyi gelecek bir ürün. Gökçek Şifa'ya teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bordo bereli İbrahim. Ben ozon yağını bel ağrısı için almıştım. Faydasını gördüm. Bel ağrıyormuş. Ve farklı deneyimler kazandım. Cilt yaralarına, güneş yanıklarına, baş ağrısına, özellikle yanık yaralarına harika etki ediyor. Oğlumda pişik vardı. Şükür ozon yağıyla pişik geçti. Teşekkürler emek içinlere. Çocuk ve bebeklerin poposunda oluşan pişiklere ozon yağı sürülüyormuş. Ben de bilmiyordum. İyileşmiş. Ozon yağı. Burada yine yukarıdaki yorumda ne diyor? Vallahi Allah. Kas kopmasını iyileştirmiş. İçeride lif kopması. Kasın içindeki lif kopması. Sami Bey, belimde boynumdaki ağrılar için kullandım. Boynumu sağa sola böyle çeviremiyormuş. Şu an ağrım yok. Muhteşem bir ürün. Yıllar önce Almanya'da bir Yunan çalıştığımız iş yerinde adam buzhaneye giriyor. Saatlerce buzhanede kalıyor. -30 derece. Boynu tutulmuş bu robot gibi böyle giriyor. Dedim ki senden başka adam mı yok? Bak boynu tutulmuş robot gibi olmuşsun hala. Bu sahneye giriyor. Adam giriyor. Sen hastasın, niye giriyorsun? Kendisi yapsın diğerleri dedim. Ya patron öyle söylüyor. Patron da olsun, adam sağlığından daha önemli mi dedim. Yarın ölüp gideceksin, patron mu kurtaracak seni? Ya işte falan. Yalakalık yapacak. Ya yapma. Hakkını koru bir de. Robot gibi böyle giriyor. Boynu tutunup çevireyim, böyle yapamıyor. Böyle. Sorun değil dedik. Ozon yağı. Şimdi rüzgardan fibromiyaljisi olanların boynu tutulur. Rüzgarda kalanlarda boyun böyle şöyle kalır yani. Buradaki kaslar sertleşirse kasların tamamını engeller. Sertleşen kas kemik gibi olur.
Böyle robot gibi kalır.